arkadaşlar, ben Deniz Halit İsmail. Yeni bir günde, yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Arkadaşlar, yine her zamanki gibi bambaşka bir yerdeyiz, tamam mı? Ve yine her zamanki gibi şimdi kaplumbağamız var. Şimdi diyorsunuz ki, İsmail abi kaplumbağa kaplumbağa, içimiz dışımız kaplumbağalı, toz bağladık. Gece rüyalarımıza girmeye başladı diyorsunuz ama ben ne yapayım arkadaş? Her tarafta kaplumbağa var. Kaplumbağa ne oldu ya, ne var? Çil çil sikkeler var. Tamam mı? O yüzden kaplumbağa nerede? Ben oradayım. Anlatabildim mi? Başlamadan önce Instagram'dan beni takip ederseniz arkadaşlar, neredeyim anlık olarak paylaşıyorum seyahatlerimi, yolculuklarımı. O yüzden Instagram'dan beni takip etmeyi unutmuyorsunuz. Videolarımı mutlaka beğeni ve like diyorlar ya, like atın ki şöyle böyle böylece beni desteklemiş olasınız diyorum ve hemen başlıyoruz. Neredeyiz? Ne Bursa mı? Balıkesir mi? Bursa mı? Zonguldak. Yoksa Diyarbakır'dan mı? Neyse işte Türkiye'nin bir yerindeyiz. Geziyoruz ve yine müthiş bir yerdeyiz. Yine sizlerden birisi çağırdı. Sağ olsunlar, sponsor oldular. Ben de geldim burada. Videomu çekiyorum. Hemen koca dağları dolaştıktan sonra değerli arkadaşlar, şöyle bir manzara ile karşılaştım. Yani kaplumbağayla. Gelin bakalım böyle değerli kameramanım. Sen yavaş yavaş hissetmeden sonra kızıyorlar biliyorsun. İşte, bu kaplumbağa, Allah, bu kuzum buradaymış uzun zamandır. Ben de bunun yanına geldim. Bak böyle seviyorum. Tamam, şöyle gel şimdi karşılaştım. O mu yakışıklı, ben de yakışıklıyım. Ben daha karizmatikim. Olsun, yerde güzel olan sensin. Yıllar önce dostlar bunu burada yapmışlar. Yaklaş, 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 yavaş yavaş, yavaş yavaş. Kafa öyle buraya açmışlar falan, kafayı dikmişler. Ondan sonra gel böyle. Şöyle götürdüm. Çallara takılmadım, dikkat et. Şuradan şu yanı al bak. Bu yanı böyle arkadaşlar, ne yapmışlar? Bakın böyle düzlemişler. Şu kısmını bak görüyor musun? Nasıl kırmışlar burayı. Yani kırmışlar, atmışlar ki kaplumbağa tam olarak ortaya çıksın. Tamam mı? Sırtına da bakalım. Buradan gel sırtına. Gel gel. Bakın sırtında ne var? Bir, iki, üç. Bir de şu küçük dört. Acaba ne demek? Mezarların sayısı olabilir mi? Baba, anne, iki tane çocuk. Dört. Ya da üç kişi, şu ortadaki de ne? En küçük olan. En küçük olan ne? En küçük olan göbüsü. Bir küp altın, Allah de. Bir küp altın kaç kilo yapar? Hadi bakalım. Günün sorusu. Bir küp altın kaç kilo? Yani nasıl söyleyeyim? 10 litrelik küpün içinde kaç kilo altın sikke olur? Sorunun cevabını yorumlara yazın. Tamam mı? Gel bakalım bu tarafa tekrar bakalım. Gel 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 gel. Allah'ım şuraya bakar mısın ya? Yalnız yükünü ayrı yapmışlar. Burada bakın yumruk işareti var. Buraya bir işaret koymuş. Burada ileri, burada da var. Acaba ne olabilir? Arkada oyuklar, sırt. Sırttaki çizgileri düşünüyorum ne olabilir diye de. Şimdi mevzumuz, ben bakayım benim gözümle görsünler. Şimdi bakın. Şöyle. Dayı nereye bakıyor? Bak tam karşıdaki kayalıkları gördünüz mü? Tam oraya bak. Şimdi tam oraya gideceğiz. Bak buradan baktığımız zaman orası böyle sanki bir daire içerisinde güzel bir tepe. Tamam. Şimdi tam o tepeye gideceğiz. Bakalım o tepede ne varmış göreceğiz. Hoppa. Güzelim kaplumbağamız. Vallahi çok güzel ya. Harbiden çok güzel bir kaplumbağaymış. Evet. Kameraman. Al bakalım. Hadi gidelim. Dur. Bu ne ola ki?
külünü götürüyor olabilir, biliyor musunuz? Şu aşağı bir yere. Oraya, şuraya bir yere götürüyor olabilir. Biz baktığı yere gidelim. Hadi. Kızıma selam olsun. Hemşehrinin en güzeline. Tabii ki Berke'yi unutmuyoruz. Berke okuduğu için artık yerine dolaşamıyor. Şimdi oradaki o çatlak izi yok muydu? Onu kamerada gösterdik mi? Ona göre şuraya aşağıda bir yerde gösteriyor. Bir, tamam mı? Direkt baktığı yerde burası. Şimdi biz kaplumbağayı gördük, direkt buraya geldik. Bakalım kayalardan herhangi bir şey var mı? Hep rüzgar var diyorsunuz, ses gelmiyor, ne yapayım? Hep rüzgarlı tepelerde dolaşıyorum. Bak burada bir işaret. Evet, burada böyle bir oyma gibi, sunak gibi bir şey var. Yani şurada mezar olma ihtimali var. Gel. Çok önem vermeyelim. Ben bu gece ölmezsem ölmem mümkün. Vakit daha gidilir. İyi de kıydı geçti sanki vakit. Enteresan. Orman değil. Orman güzel. Aha. Oymayı bulduk. Mezar da bak tam da şu mezarın başı, tamam, şu bir mezar arkadaşlar, burası mezarın baş kısmı ya da ayak ucu artık, burası da mezar. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki mezarlardan uzak durun, mezarlarda bir şey olmaz, ancak bu mezarlar başka, çünkü bu mezarlar kaplumbağanın gösterdiği yerde, yani zengin mezar. Ya bir aile mezarı, ya bir kral mezarı, ya da bir zengin birisinin mezarı. Ki adam kaplumbağa yapmış, uğraşmış. Dur bakın, burada bir tane kocaman uyuması var. Bir. Oraya göre 4 tane olması lazım. Tamam. Bu bir. Sonra cama. Gel bakalım. Bak şu taşta bir diş duyuyor. Bu da çarpı işareti arkadaşlar. Hemen bunun yanında da yine bakın buraya böyle bir kanal yapmışlar. Tamam. Orada da var. Ve burası gel. Ve burası küçük bir yer. Çalıştırın bakayım saksıyı. Biz orada ne görmüştük? 4 tane oyma, biri minnacıktı değil mi? Küçüktü böyle. İşte o küçük yer burası. Yani burası olabilir mi acaba? Ailenin gömüsünü koyduğu yer burası olabilir mi? Çarpı koymuş. Oyuk yapmış. Nasıl emin olabiliriz? Burayı bir çubukla tespit ederek. Ormancı kardeş çubuk getirsin. Çubuk var. Evet, burayı çubukla test edip bakabiliriz. Şimdiki. Eğer çubuklar burada çarpı olsa arkadaşlar, malzeme buradadır. Tamam mı? Ha, bu arada aklıma gelmişken şöyle gel, olay da ortaya çıksın. Bazı arkadaşlar İsmail abi videolarında artık eğitim öğretimi geçmişsin diyorlar. Arkadaşlar level atlayın. Beni baştan beri izleyen arkadaşlar
artık bir üst seviyeye çıkıyoruz. O yüzden bazı şeyleri öğrenmiş olmanız gerekiyor. Ben de çok basit şeyler artık değil, biraz daha ağır şeyler öğretmeye başladım size. Tamam mı? Şimdi nedir arkadaşlar? Kaplumbağanın üzerindeki çizgileri gördünüz. Ona göre bir okuma yaptık ve dedik ki bir yerde malzeme gizledik. Fazla geri gitme. Bak çarpı dedik, oluk dedik. Şöyle şöyle bir farklı bir yapı var. Tamam mı? Öyleyse mevzunun burada olma ihtimali çok yüksek. Adamın kafasını bozmayın. Neyse. Evet. Yaklaş biraz. Şimdi rüzgar var ama çubuklarla yavaş yavaş ortaya doğru ilerliyorum. Biraz daha ilerleyince bakın çubuklar çarpı oldu. İyi anlayan arkadaşlar. Bu nedir? Burada boşluk yok. Varsa bile şu kadar genişlikte, şu kadar büyükte bir boşluk olabilir arkadaşlar. Buranın mevzusu bu. Evet, boşluk vermiyor çünkü direkt çarpı oluyor. Birazcık kendini kaybediyor. Çok müsait ya. Bak, büyük taşımız var. Bak şu taşla bu taş aynı. Görüyor musunuz? Şuradan şu aynı. Aynı kesim yapmışlar. Burası biraz çok şüphemi çekmişti. Evet, burası burada bir şey olabilir arkadaşlar. Burada bir şey olabilir. Tamam mı? Neyse, bunu burada bırakıyoruz. Devam ediyoruz. Ne kaldı? 4'tü. İkisi gitti. İki tane daha yer kaldı. İki tane daha yer olmamız lazım bizim oyma. Gel bakalım. İki tane daha yer olması gerekiyor bunun. İki mezar daha. Ne demeli? Şuradan. Bu gece kalmaya kaldı. Azrail'in şu canını. Aha gel. Ama ne acaba? Değil. Ben devam edeyim. Şurayı düşürüyor. Bir tane bulduk değil mi? Oymadık. Çamur değil. Şu da var değişik bir şey. Gel, alalım bunu. Gel. İşte. Bak. İşte biri de bu arkadaşlar. Bak, bir oyma da bu. Nerede bunun yeri? Hemen onu çözelim. Yerde burada arkadaşlar. Acaba boşluk mu? Bakalım duvar çıkacak mı? Evet. Mezar burası. Ancak burada boşluk yok. Yani daha ince duvarlı bir şey değil. Mezarlar içinde belki metal bir şeyler vardır. Ne kadar değerli olduğunu bilemiyorum ama şurada bir mezar var. Tamam mı? Bir tane kaldı. Bir oyma. Şu karşıda bir şey var, ona bakalım. Ne
oyma değil ya. Bu daha çok yağlık gibi. Ateş yakıyorlar. Söylemiştim ya. Daha çok yağlık. Bu mezar değil. Mezarın yerini bulamadık. Bir tane daha mezar lazım. Ne tarafta gördük? Bu tarafta mı? Kameraman böyle yapıyor. Gözde. O tarafta görmüşsünüzdür. Böyle bir gidiyor. Allah'ım yarabbim ya. Şurada mı? Şurada. Şöyle. Şöyle. Tamam. Allah'ım benim bu kameramanlar. Allah. Her gittiğim yerde beni sponsor olarak çağıranlar benim kameramanımdır aynı zamanda. Böylece bir kişiden tasarlık ediyoruz. Gerekiyor. Kaplumbağadaki işaretlere göre bir mezarı bitti oldu. Gördüm ki nerede gördüm ki? Tamam. Burada mı gördüm? Yani bu. Ya bunu nasıl unuturum ya? Ya bunu nasıl görmem? Kuzu! Buraya akmış tamam. Şimdi genelde buraya akınca hop burada gidiyoruz değil mi? Öyleyse bakalım orada mı? Burada nasıl olsun ki? Taş var. Taşın altında mı? Burada değil. Burada mı? Burada. Burada. Aha burada. Arkadaşlar burada bir mezar da. Bakalım bu nasılmış? Boşluk var mı? Evet, orada boşluk var. O zaman burası sandık mezar olabilir arkadaşlar. Evet, hepsini de bulduk. İşte neymiş efendim? Kaplumbağanın üstüne baktığımız zaman kaç mezar olduğunu anlayabiliyormuşuz. Kaplumbağa bize hem defineyi hem de mezarı gösterebiliyor arkadaşlar. Tamam. İşte son oymamız. Gel. Kameraman dur hemen nereye bu kameraman hep kaçıyor ya. 10 dakika keyif 10 dakikadan sonra yoruluyorlar. Ne dikkatini çekti peki? Ben söyleyeyim mi ne çekti? Şu an iyi biliyorum bu işi seven bilen arkadaşlar. Yerlerinde duramıyorlar. Heyecanın hop durup hop kalkıyorlar. Çünkü arkadaşlar burası ellenmemiş. Kimse buraya ellememiş. Tertemiz. Mis gibi duruyor bak. Toprakta bir tane kazma yok. Bir tane taş yerinden kalkmamış. Ve yıllar boyunca kimse buraya dokunmamış. Kimse burayı ellememiş. Bu saatten sonra kimse elleyemeyecek. Hiç gerek yok çünkü. Ama çünkü kaçak kazı yapmıyoruz. İlle de yapacaksanız da efendim gerek izinleri alıyorsunuz devletimizden. Ancak o şekilde yapıyoruz. Kaçak kazı yapmak suçtur. Bunu unutmayın. Yasalarımıza aykırıdır. Biz tespitimizi yapıyoruz. Yerimizi buluyoruz. Videomuzu çekiyoruz. Efendim izinli kazı yapmak isteyenler için böylece bilgilerimizi sizlerle paylaşmış oluyoruz. Ben de Sahil İsmail. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Ben de kalın. Bendeniz Hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.